arasındaki en büyük savundukları ki bizlere bunlar yaralamıştır. Toplanan delillerin hukuka aykırı olduğu savunulmuştur. Deliller nelerdir? Konuşma tapeleri, videolar, evde bulunan kasalar, ayakkabı kutularının içerisinde milyon dolarlar. En önemlisi kendi aralarında bir araya gelip toplantı yapıp konuşmalarıydı. Bunların tamamını yok hükmünde sayarak deliller hukuksuz bir şekilde toplandı. Bunlar geçersizdir savunmasını yaptılar. İçeride bulunan 9 tane AKP milletvekilleri 4 bakanın avukatlığını yapmış durumdalar. Yüce Divan'a gitmemeleri konusundaki bütün yanlış ve hukuka aykırı düşüncelerini ifade ettiler ve onları ortaya koymaya çalıştılar. Burada vicdanlar aklanmamıştır. Burada 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılması konusunda bu hükümet müdahale etmiştir. Hukuka müdahale etmiştir. Vicdanlara müdahale etmiştir ve sonuç itibariyle de yüce divana gitmemesi konusunda mevcut iktidarın üyeleri rey kullanmıştır. Bu Türk milletini 77 milyonu derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bunun böyle olmaması lazımdı. Mahkemeye gitmeleri gerekirdi. Orada aklanmaları gerekirdi. İlk günden beri söylediğimiz buydu. Ama maalesef ki bunu yapmadılar. Kaçış yolu olarak mahkemeye gitmeme kararını aldılar. Siyasetin vicdanlara müdahalesi olarak telakki ediyoruz biz bunu. Bu siyasette mahkemelere gidip tamamen aklanmaları gerekiyordu çok değerli arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak 10 gün içerisinde gelecek olan bu sonuçları anayasa haklarımızı sonuna kadar kullanarak yüce divana gitmelerini, mahkemeye gitmeleri konusunda da yine buradaki çalışmalarımıza bu şekliyle devam edeceğiz. Ve unutmasınlar ki sayısal çoğunlukla yüce divana göndermediler ama gönüllerde, vicdanlarda hiçbir zaman aklanmayacaklar. Hiçbir zaman rahat bir uyku uyuyamayacaklar. Hiçbir zaman gönül rahatlığıyla seçim bölgelerine gidemeyecekler. Onlara soracakları soru şudur. Neden mahkemeye gitmediniz? Korktuğunuz bir nokta mı vardı? Çekindiğiniz bir nokta mı vardı? Siz bunları yaptınız. Nereden aklanmak istemiyorsunuz da mahkemeye gitmiyorsunuz? Sorularıyla baş başa kalacaklardır. Bu da onları vicdanen rahatsız edecek ve sokağa çıkamaz hale gelecekler. Bunu düşünüyoruz. Bunun da böyle olmaması gerekirdi. Başında da söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka mahkemeye gidip aklanmaları gerekirdi. Ayrıca dört bakanı da töhmet altında ikinci defa bırakmışlardır. Belki mahkemeye gitseler suçsuz oldukları çıkardı. Demek ki buradan anlaşılıyor ki korktukları bir nokta var. Bunun ucu başka yerlere dayanacak, başkalarına dayanacak, işin rengi büyüyecek. Korktukları bu. Bunu bize söyletmek mecburiyetinde kaldılar. Başından beri bu komisyonu kurmak istemediler. Kurdular çalıştırmak istemediler. Bugün yedi aydan beri çalışan komisyon sadece ve sadece... 12 defa toplandı. Biz bu komisyonun çalışması noktasında birçok dilekçelerimiz var. Bu komisyonda gördüğümüz eksiklikler noktasında birçok yazılı dilekçelerimiz var ve komisyon başkanı hiçbirini ciddiye almadı. Belediye seçimlerinde bu komisyonu kurmadılar. Milletvekilliği seçimleri yaklaşıyor. Ona da malzeme çıkartmamak konusunda bu komisyonu yüce divana götürülmeme noktasında gerekli kararı verdiler. Ama hiçbir zaman aklanmayacaklar. Bu tarihi bir gündü. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk olaylarını saklama günü olarak değerlendiriyoruz bunu. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyor ediyorum. Buyursunlar efendim.

Ayakkabı kutularının içerisinde milyon dolarlar ve hesaplarına yatmış kendilerinin ve birinci derecede yakınlarının milyon dolarlarla veya milyon avrolarla ifade edilen gelen havalelerin paraların nereden geldiğine cevap veremedikleri çok büyük miktarlarda çok büyük bir miktarlarda gayrimenkullerinde artış olduklarında hesaplarında paralarının gözüktüklerinde Bunlardan iyi delil olabilir mi? Somut delil denilir. Somut delil bunlardan başka ne olabilir? Ne olabilir? Bunun açıklaması nedir? Ama bunların tamamını Adalet ve Kalkınma Partisi yok saymıştır bu delillere. Ama her zaman söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüy bitmemiş yetimin hakkını yani bunların 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk olaylarındaki yaptıkları tahribatı rüşvet ve yolsuzluğun sonuna kadar takipçisiyiz. Gün gelecek bunlar hesap verecekler. Kurtuluşu yok. Rahat uyuyamayacaklar. 2015'teki seçimlere rahat giremeyecekler. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar.